İlk aşamada muhasebe nedir, muhasebenin önemi, Logogo 3 programı tanıtımını sizlere anlatacağım. Muhasebe nedirden başlarsak eğer, muhasebenin ne anlama geldiğini öğrenmek için muhasebenin tanımını kısaca anlamamız gerekiyor. Muhasebe nedir dediğini denildiği zaman aklımıza kısa ve öz bir tanım gelmeli. Kısa muhasebe Kısaca muhasebenin tanımı işletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, raporlayan bir bilimdir diyebiliriz. Muhasebenin öneminden bahsedecek olursak eğer muhasebe tüm kuruluşlar için son derece önemlidir. Muhasebe sadece ticari kuruluşların değil, devlet kuruluşların, derneklerin, vakıfların, küçük ölçekli işletmelerin, büyük ölçekli işletmelerin ee, tak bütün işlemlerini takip ettiği çok önemli bir bölümdür. Aklınıza her nasıl bir kuruluş gelirse gelsin, bu kuruluşların mutlaka basit veya sistemli bir muhasebe bölümü bulunmaktadır. Bazen kişiler kendi kendilerinin bile muhasebesini tutmaktadırlar. Örneğin bir aile reisi bile evinin gelir ve giderlerini bir deftere yazarak ev bütçesinin muhasebesini tutmaktadır. Muhasebeye giriş yapacak olursak eğer hemen şöyle bir ekran geliyor. Muhasebe Logogo 3 programını kurdukları zaman sizin için bir mutlaka ya da firma için bir kullanıcı adı şifre belirlenir. Kullanıcı adı veya şifreyi buraya giriyorsunuz. E, mutlaka firmanız için bir veya birden fazla giriş belirlenebilir bazen genel muhasebe için ayrı ön muhasebe için ayrı ya da satış pazarlama için ayrı bir firma şeklinde açılabiliyor ya da bir firma içerisinde e, farklı şekilde bölünebiliyor bunları daha sonra işleyeceğiz ama bizde bir adet bulunuyor şimdi buraya nasıl girdim hemen 3 noktaya tıklayarak hemen burada firma seç bölümünü tıklayabiliyorum Buraya görüldüğü üzere 1 geldi. Yani ben 3 noktaya tıkladığımda şu parantez içerisindeki rakamı girerek de yani hiç 3 noktaya tıklamadan şu şekilde mouse girerek de girebiliyorum. Dil bölümünden ise Türkçe ya da artık muhasebe programını kullanacak kişiye göre dil bölümünü seçip giriş yerine tıklıyorum. Evet, muhasebe programının görüntüsü bu şekilde. Hemen size birazcık bölümleri tanıtmak istiyorum. Üste dosya düzen, izle, araçlar, çalışma alanı, yardım gibi bir bölüm bulunuyor. Burada Logogo 3 programında ayarlanabilecek şeyleri genelde bu bölümden yapacağız. Ee, Hemen sol tarafta ise tüm modüllerin olduğu yani masa üstünü belirleyecek bir alan bulunuyor. Yani mesela atıyorum yeni bir masa üstüne tıklayınca alan değişiyor. Biraz sonra yeni bir masa üstü nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Ve menülerin olduğu bölüm yani daha doğrusu muhasebedeki tüm işlemleri bir menünün içerisinde rahat bir şekilde görebileceğim alan burası. Bir de şu şekilde sağ tarafta ise ben bazı işlemlerimi kolaylaştırabilmek için bitgetler oluşturacağım. Bu bölümü ise biraz sonra tekrardan ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Ortada ise, Arama Yap bölümünden bütün işlemlerimde ya da herhangi bir işlemimde kısaca atıyorum kasa diyelim kasayla ilgili tüm işlemleri buradan arayabiliyorum hemen ulaşabiliyorum yani buradaki menülerin içerisinden atıyorum kasaya girdim Hare atıyorum hareketlere girdim işlemlere girdim buradaki e, durum yani bir şeyi bulabilmek için her yere tıklamam lazım ama burada arama yaptığım zaman kasayla ilgili her şey hemen dökülüyor ve ben daha kısa bir şekilde işlemime ulaşabiliyorum. Evet arama bölümümde bu şekilde. Bir de menünün içerisinde de arama yapın diye bir kısım var. İlla buralardan açmama gerek yok. Atıyorum burada da kasa yapalım. Bakın kasayla ilgili geçen bütün işlemler hemen aşağıda ne yapmış? dökülmüş yani diyor ki kasaların kasanın içerisinde kasalar var faturanın içerisinde kasa tatış hareketleri var hareketlerin içerisinde bir kasa işlemi var işlemlerin içerisinde var durum bilgilerinin içerisinde aynı zamanda defterlerin içerisinde de bir kasa defteri şeklinde bölüm mevcutmuş Evet burayı da bu şekilde kapatmış olduk. Kısa yollarıma gelecek olursak logo programı ilk kurulduğu zaman en çok kullanılan yani bütün muhasebe işlem e, muhasebe işlem birimlerinin ya da e, şirketlerin en çok kullanılacağı alanları e, keşfedip buraya kısa yol şeklinde logo kendisi oluşturmuştur. Ekstradan biz buraya başka bir şey oluşturabilir miyiz? Evet oluşturabiliriz. Şuradan kısa yol ekle diyerek atıyorum ne olmayabilir bakalım fatura ile ilgili faturaya girelim hareketlere girelim ya da dökümlere girelim satın alma faturalarını ben çok kullanıyorum çünkü çok fazla satın alıyorum atıyorum yani üretim yapıyorum satış yapıyorum satış faturalarını çok fazla kullanıyorum hemen buradan bir kısa yolla ulaşabilirim Evet, görüldüğü üzere satın alma faturası ve satış faturası buraya eklendi. Nasıl taşıdım? Hemen faturalara tekrardan gireyim. Tekrar bahsetmek istiyorum buna. Dökümlere girdim. Satın alma faturalarını tıkladıktan sonra bu şekilde buraya ekledim. Tabii ki şu anda ne gözüküyor? Bir hani ekleyemezsiniz çünkü var diyor. KDV raporu diyeyim. Mesela evet, mouse'un hemen üzerindeki işareti görüyoruz. Yani burada ben bir şey taşıyorum. Bırakırsan eğer buraya gelecek anlamını taşıyor. Evet KDV raporu buraya geldi. Yani aldım masumun sol tuşuyla çektim taşıdım. Ve daha sonra ise yukarıdaki kaydet tuşuna basarak kaydedebiliyorum. Buradaki kısa yollarıma herhangi bir isim verebilirim. Niye de, ne diyebilirim? Songül'ün kısa yolları gibisinden başka bir isim verebilirim. Ben bozmak istemiyorum. Evet. Bozmak istemiyorum ama sildim. Evet, kısa yollarım diye ekleyeyim. Evet, kısa yollarım şeklinde ekledim. E mesela burada artık ben KDV raporunu çok fazla kullanmıyorum, çıkartmak istiyorum. Birincisi mouse'un sağ tuşuyla buraya tıklayarak kısa yolu sil diyebilirim. İkinci işlem ise e, klavyemin delay tuşuna bastığım zaman şöyle bir uyarı gelecektir. Hani bunu siz mi yapıyorsunuz? Yanlışlıkla da yapılabilir çünkü e, KDV raporu silinsin mi diye bir Size bir uyarı geliyor. Tamam derseniz eğer bu silinecektir. Evet kısa yol ekledik ve kısa yollarımızı bu şekilde çıkarttık. Aynı zamanda şuradan yeni bir hemen sol taraf yani sol tarafa geçmek istiyorum. Bu bölümde masaüstü ekle ya da masaüstü oluşturma diyelim daha doğrusu buna atıyorum buraya son gülün masaüstü diyelim kısa yollarıma yine aynı şekilde bir isim verebilirim farklı bir şekilde ben farklı bir insanım atıyorum kısa yol yerine KS gibisinden farklı bir şey ekleyebilirim atıyorum stok birim setlerini ekleyeyim malzemeyi ekleyeyim burada bulunsun şu an tamamen size gösterme amaçlı öylesine ekliyorum ne yapıyorum saat alıyorum taşıyorum hesap planını ekleyeyim mesela. Kaydet tuşuna bastığım zaman direkt otomatikman eklenecektir. Ama şu anda ben bunu eklemek istemiyorum. Vazgeçiyorum. Burada yeni bir oluşturulmuş bir şey var. Biraz önceki gibi kısa yolu ekleden ben ne yapabilirdim? Buraya o varmış zaten. Evet, ekleyebilirdim. Evet, şuradan tıkladığım zaman yeni masa üstüne mesela atıyorum Songül diye kaydedeyim. Bakalım gerçekten evet şu anda gördüğünüz üzere ne oldu? Buradaki masaüstü görünümüne ben bir isim vermiş oldum. Bunu da göstermiş olduk. Evet tüm modülleri tekrardan tıklayarak eski görünüme ne yapabiliyorsunuz gelebiliyorsunuz. Evet geldik bitcat bölümü. Burası nedir? Burada kısa yollarımın oluştuğu alan. Mesela buradaki kısa yolu... Ee, Nereden ekleyebiliyorum ona geliyorum. Yine widget ekleye tıklayarak ben ne yapıyorum? Logo App diye bir bölümüm var. Burayı açıyorum. Burada istediğim şekilde widget'lerim bulunuyor. Evet, şu anda görüldüğü üzere nakitler vesaire. Ben istediğimi kaldırarak buradan e, kaydet diyerek kaldırabilirim. E, kaydettiğim zaman hemen kalkmayabiliyor. Yani bir bir İkinci girdiğiniz zaman e, gidecektir mutlaka ya da yenisini eklediğiniz zaman onun yerine gidecektir. Mesela çalışma tarihini sabitle. Bakın çalışma tarihi otomatikman buraya sabitlendi. E, bu şekilde ekleyebiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz. Yani şuradaki kullanımda olduğu alandaki şuradaki kutucuklara tıklayarak ekleyebilirsiniz. Kutucuk, kutucuğa tekrar tıklayarak ne yapabiliyorsunuz? Siz bunu yok edebiliyorsunuz yani oradan kaldırabiliyorsunuz bir de logo store yükle diye bir bölümüm var hemen buraya tıklıyorum tabi biraz bu bizi bekletecek çünkü store'a bağlanıyor Evet şöyle bir bölümüm var. Buradan ise bazı şeyleri satın alabilirsiniz. İşinize yarayan şeyleri bazı şeyleri ücretli bazı şeylerde ücretsiz. Ücretsiz olanları zaten direkt ekleyebiliyorsunuz. Ama çok elzem işinize yaradı. Mutlaka onu kullanmanız gerektiği bir şey vardır. Mesela haftalık finans şizelgesi 75 liraymış. Patronunuzla tabii ki bunu konuşup kararlaştırarak satın alabilirsiniz. Evet. Bu bölümde bu şekilde. Evet, Logogo 3 programını tanıttık. Bir sonraki derslerimizde yani muhasebeye tamamen giriş olan derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.